Efendim merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih Burak Ökten. Bu hafta yeni bir kutu açılışı içeriğiyle sizlerle birlikteyim. Bu kutunun içerisinde DJI Osmo Action aksiyon kamerası var. Hepsi buradan satın aldım. Ürünün açıklamada linkini de bırakacağım. Sadece üstündeki etiketi çıkarttım. Geri kalan kutu açılışını sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi öncelikli olarak bir bıçağa ihtiyacımız var. Bu kutuyu şuradaki bantlardan bir kurtaralım. Uzun araştırmalar sonucu DJI Osmo Action'a karar verdim. Ve en son bir fırsat buldum. İndirimdeyken satın aldım. Ve görmüş olduğunuz gibi kameramız çıktı. Şimdi kutumuzu şöyle bir yana bırakalım. Şimdi özelliklerinden ayrıca bahsedeceğim. Küçük bir kutu zaten kendisi. Şöyle güç uygulamamıza gerek kalmaz diye düşünüyorum ama şuradan bantlamışlar. Bu bantları çıkartalım. Sonrasında şuradan küçük bir açarsak. Evet. Kutunun da jelatinden kurtulduktan sonra şöyle bir kutuya bakarsak, ön tarafta Osmo Action yazısı, DJI'nin logosu ve kameramızın kendisini görüyoruz. Sağ tarafından açılabilecek bir kısım. Arkasında da ürünün özellikleri. Görmüş olduğunuz gibi Rocksteady modu en çok övülen özelliklerden bir tanesi. 8 kata kadar yavaşlatma özelliği, 11 metre suya dayanma, ayrıca HDR 4K videolar çekebiliyor. Ayrıca bunların hepsinden tek tek bahsedeceğim. Şu şekilde açarsak öncelikli olarak kameramız kutu içerisinden çıkıyor. Şöyle kameramızı öncelikli olarak bir çıkartalım. Evet. Koruma kasasıyla birlikte çıkıyor kameramız. Bu kenarda dursun. Şuraya bakacağım. Buradan neler çıkacak? Bakalım. Şuradan açarsak görmüş olduğunuz gibi küçük bir kutuya dünyaları sığdırmışlar neredeyse. Evet. Evet, başka bir şey kalmadı. Öncelikli olarak kullanma kılavuzu ve burada görmüş olduğunuz gibi Osmo'nun bir etiketi çıktı. Instagram adresleri falan diyor. Kutuları şöyle bir kaldırırsak kenara. Evet. Kutu içeriğine bakarsak öncelikli olarak Osmo Action kameramız ve çerçevesi çıkıyor. Sonrasında ise bir adet kitleme vidamız geliyor. Sonrasında bataryamız ve batarya kutumuz geliyor. Mesela yedek bir batarya aldığımız zaman bunun içerisine koyarak taşıyabiliriz. Ayrıca buraya da micro SD kart için bir yer yapılmış. Bence güzel bir düşünce. Sonrasında bir ucu tip A, bir ucu tip C olan şu şekilde açarsak bir şarj kablomuz çıkıyor. Uzunluk olarak da böyle. Sonrasında bir eğimli yüzeyler için bağlantı aparatı, bir tane de düz bağlantı aparatı çıkıyor. Şu şekilde. Kutu içeriği böyle. Şimdi kameramıza bir bakarsak şu şekilde. Kutusundan bir çıkartayım. Evet, bataryamızı öncelikli olarak yerine yerleştirelim. Şu şekilde oturtturuyoruz. Burada iki tane klipsimiz var. Buradaki biraz önce şurada görmüş olduğunuz turuncu yerlerin iyice oturmasına dikkat edin, su geçirmemezlik için. Tasarım olarak GoPro'ya benzeyen Osmo Action, Osmo Mobile 3 gibi DJI'nin renk kombinasyonlarını taşıyor.
GoPro'dan en büyük farkı iki ekrana sahip olması. Öndeki ekranımız 1.4 inçlik 300 ppi piksel yoğunluğuna ve 750 nit parlaklığa sahip bir ekran. Arka tarafındaki ekranımız ise 2.25 inçlik 750 nit bir parlaklığa sahip. Bu parlaklık değeri bize gün içerisinde açık ortamda güzel bir görüntü sağlıyor. Osmo Action 125 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu sayede GoPro Hero 8 Black'ten 2 gram daha hafif. Tabii bunlar hissedebileceğimiz ağırlık farkları değil. DJI Osmo Action çift renkli sağlam bir kasaya sahip. 11 metre suya ve toza dayanımı, 5 metreden düşmelere ve -10 santigrat dereceye kadar ki sıcaklık farklarına dayanabildiğini DJI bizlere söylüyor. Tasarım olarak değiştirilebilir bir lense sahip olan cihazımız ND filtrelerle de kullanılabiliyor. Çıkarılabilir bir pile sahip olan Osmo Action pil kapasitesi 1300 mAh. 0'dan 100'e 90 dakikada şarj olabiliyor ve hızlı şarjı ne yazık ki desteklemiyor cihazımız. Pil süresine değinmek gerekirse tam dolu batarya ile Osmo Action 1080p 24 fps'te 135 dakikalık video çekebiliyor. 4K 60 fps'te ise 63 dakika boyunca video çekebiliyor. Kamera özelliklerinden bahsetmek gerekirse geniş açı olarak 148 dereceyi görebiliyor en maksimum olarak ve 12 megapiksellik 1/2.3'lük bir sensöre sahip cihazımız. Görüntü stabilizasyonu için geliştirmiş olduğu teknolojiye DJI Rocksteady adını veriyor. 4K 60 fps çekimler yapabilen Osmo Action 1080p 240 fps ağır çekimlerde yapabiliyor. Osmo Action çekmiş olduğu videoları MP4 ya da MOV formatlarında destek. DJI Osmo Action'ın en iyi video formatının formlarda 2.7K 30 fps Rocksteady modunun açık haliyle olduğu vurgulanıyor kullanıcılar tarafından. Osmo Action'ın olumsuz özelliklerine bakmamız gerekirse benim formlarda gördüğüm kadarıyla 3 tane olumsuz özelliği var. Bunlardan birincisine bakarsak 4.3 formatında 4K videoda Rocksteady modu çalışmıyor. İkinci olumsuz özelliğimiz ise 1080p 100 fps'te Rocksteady modumuz çalışmıyor. Beni en çok üzen hem Rocksteady hem de HDR özelliğin aynı anda kullanılmaması oldu. Şimdi Osmo Action bir diğer özelliği ise sesle kontrol. Ama bu özelliği sadece İngilizce komutlarda kullanabiliyoruz. 5 tane sesli komutu var. Bunlarla neler yapabildiğimize bakarsak kapatabilme, ekran değiştirme, fotoğraf çekme, video kaydı başlatma, video kaydı sonlandırmayı sesli komutla yapabiliyoruz. Ekranlar arası geçişi iki parmağımızla tıklayarak sonrasındaki buradaki quick switch tuşuyla ve sesli komutla yapabiliyoruz. Ön taraftaki ekran dokunmatik değil, sadece bilgi amaçlı neyi çektiğimizi, kaç dakikadan beri çekim yaptığımızı, ne kadar depolama alanının kaldığı gibi bilgileri bize veriyor. Ayrıca cihaz DJI Mim uygulamasıyla cep telefonumuzdan kontrol edilebiliyor. Bu güzel özellikleri barındıran cihazın şimdi üstündeki etiketleri şöyle bir çıkartalım. Ve sonrasında 41 parça olan ekipman çantasının kutu açılışına geçelim. Evet, şimdi bunları kaldırıyorum ve 41 parçalık ekipmanının kutusunu açalım. Osmo Action aksiyon kameram için almış olduğum Outfire 41 parça aksiyon kamerası setinin kutu açılışıyla devam ediyoruz. Şu şekilde kargo poşetini yırtıyorum. Bu set aynı zamanda GoPro ile de kullanılıyor. Zaten GoPro için geliştirilmiş bir set. Bizim bu cihazı hem GoPro'nun ekipmanlarıyla hem de kendi ekipmanlarıyla kullanıyor olabilmemiz güzel bir özellik. Evet, böyle güzel bir çantayla birlikte çıkıyor. Bu ürünün de açıklamada linkini bırakacağım. Bu ürünü de hepsi buradan aldım. Şu şekilde şu kenardan açalım, çok zarar vermeden poşetlerine. Evet, kutudan tek tek çıkartmaya başlarsak şu şekilde araç camlarına monte etmek için kullandığımız vantuzlu aparatımız, sonrasında kask için kullanılıyor diye biliyorum bunu, ipli sabitleme aparatlarından, şu şekilde ayar için
Bu yanlış hatırlamıyorsam GoPro'lardaki kolda kullanılan kumandası için. Sonrasında bunlar buğulanmayı önleyen kapsüller diyebiliyorum. Sonrasında şu şekilde bağlantı aparatları. Bunu gören olmuştur illa. Bunlar genelde aslında su için kullanılan şamandıra tarzı şeyler. İpi ve bağlantı aparatıyla birlikte. Bununla hatta çekimde yapılabiliyor normalde. Bu ise motor ve bisikletler için gidon anahtarı. Gidon için kullanılan aparatımız. Sonrasında bu 360 derece şu şekilde kıskaçlı kullanılan aparatlardan. Çıkartmaya devam edersek bu yapıştırılabilir bağlantı aparatı diye biliyorum. Sonra bu ise gövdeye sabitlemek için böyle yelek gibi giyip ön tarafını tam göğsün sternum dediğimiz göğüs kemiğinin ön tarafına gelecek şekilde kullanılacak aparat. Sonrasında bu ise J-hook bağlantı aparatı. Şu şekilde koyarsak. Bu plastik vidaları sıkmak için kullanılan aparat diye biliyorum. Bakalım. Bu da monopod adaptörüm. Monopodumuz. Bu da monopodumuz. Şu şekilde. Bir de kask için mi oluyordu bu? Yanlış hatırlamıyorsam kask için bir bağlantı şeyi göndermişler. Sonrasına devam edersek şu şekilde bir uzatma aparatımız var. Şöyle göstereyim. Sonra bunu motosikletlerde, kasklarda kullanırlar diye biliyorum. Şekil alabilen tripod. Mesela bu tripodun kalitesini çok merak ediyorum. Şöyle bakalım. Şu şekilde kamerayı buraya sabitliyoruz. Sonra istediğimiz yere ayarlıyoruz şu şekilde. Şeklini alıyor. Aslında güzel ama birazcık ince gibi geldi ama bilemiyorum. Bu şekilde. Sonrasında burada baş için kullanılan, burada ise baş için kullanılan, başa sabitlemek için kullandığımız aparatımız şu şekilde üç parçalı. Ben herhalde en çok bunu kullanırım. Sonrasında bakalım ne kaldı. En son bir de el bileğine sabitlemek için, buraya sabitleyip kamerayı çekim yapabilmek için kullanılan aparatımız. Ve en son bu tabii GoPro'lar için. Ben bunu okumuştum kutu içeriğinde. Kutu içeriğini de ayrıca buraya bir kenara koyarım. Kapakların, lensin çizilmemesi için. Ama işte bunu biz kendi cihazımızda bakayım kullanabilir miyiz? Yani sanmıyorum. Bizim cihaz için uygun değil. Dursun. Belki ilerleyen zamanda GoPro alırız. Sonra tabii en büyük şey çantamız. Evet. Evet, bu şekilde bir kutu içeriğimiz vardı. Bunların hepsini bu cihazda da kullanabiliyoruz. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Bundan sonraki videolarımın hepsi bu cihazda çekilecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.